Hüseyin Enes Albayrak, inşaat mühendisiyim. Bu projenin proje müdürüyüm. Küçükköy Mesleki Teknik Anadolu Lisesi yıkıldı. Yerine daha güzel, tüm deprem standartlarına uygun bir şekilde okul yapıyoruz. Yaklaşık 39 derslik, 58 tane mesleki atölyelere sahip. 4 bloktan oluşuyor şantiyemiz. 58 tane teknik atölye, bu kuaför salonu, dikiş atölyesi, ana sınıfı, onun haricinde fen laboratuvarı, görsel sanatlar sınıfı olmak üzere son teknolojiye uygun şekilde okulumuzu inşa ediyoruz. En ince altyapısına kadar tasarlanarak çizilmiş bir proje var. İstanbul Proje Koordinasyon Biriminin yaptırmış olduğu bu okullar geleceği güçlendiriyor ve geleceğe daha güvenli bakmamızı sağladığını düşünüyorum. Meslek liselerinde atölyeler çok önemlidir. Çünkü gençlerimiz burada uygulamayı yaptıktan sonra stajlarda gerçek uygulamalara geçerler. Bu bağlamda donanımlı okullar gereklidir. Yeni okulumuzun bitişinden sonra atölyelerimiz daha donanımlı olacak. Orada da başarılı çalışmalarımıza devam edeceğiz. COVID alarmının verildiği ilk günden itibaren öğrencilerimiz ve gönüllü öğretmenlerimizle okulumuzda kurduğumuz atölyede maske üretimine başladık. Ciddi bir kapasiteyle devam ettiriyoruz. Günlük ortalama 40 bin maske üretiyoruz. Mesleki Teknik bu alanda gücünü göstermek istedi ve ihracat yapma kararı aldık. Okulumuz olarak yurt dışına maske ihracatı gerçekleştirdik. Yeni okulumuz depreme dayanıklı bir okul olacağı için bina gücüyle beraber hem öğrencilerimizi güvende hissedeceğimiz, hem öğretmenlerimizle beraber daha güvende ders yapacağımız, hem de olası bir depremde çevre halkına destek olabileceğimiz bir sığınak olabilecektir. Fiziksel şartlar olarak yeni binamız eski binamıza nazaran daha büyük, daha konforlu olacağı için eğitim kalitemiz daha da artacak. Yapılan bu yeni binalar sayesinde geleceğimizi güçlendiriyoruz. Ben de bir eğitimci olarak bundan çok memnunum.